Öncelikle bugün işleyeceğimiz başlıklar, üç başlık aslında. Birincisi merkezi çarpışma neydi? Onu bir hatırlayalım. Merkezi çarpışmalar bir doğru boyunca olan çarpışmalardır. Örneğin iki cisim bir doğru boyunca çarpışıyorsa ve ağırlık merkezlerinin doğrultusunda çarpışıyorlarsa şuna çarpışma öncesi diyelim. Çarpışma sonrası da aynı doğrultuda kalacaklardır. Çarpışma sonrasını da şöyle yapalım. Hocam galiba ekranınız bitti. Ha. Gitti mi? Bir şey göremiyoruz. Ha, evet, anladım. Ekranınız gelmedi. Ben de göremiyorum. Henüz daha gelmedi. Biraz bekleyelim bakalım nasıl olacak. Mouse'unuzu hareket ettirdiğiniz gözüküyor ama yazdıklarınız gelmedi. Evet, anladım. Sanırım. Hocam bir ekran paylaşımını durdurup tekrar başlatmayı denesiniz. Belki bir evet. Fayda sağlar. Hemen tekrar. Klasik geldi. Türk mantı hocam. Aç kapa. Aynen gel lan. Evet. Şimdi devam edeyim bakayım. Şöyle. M2. Evet geliyor. Ben de görüyorum onu. V2 üssü. İşte bu da bizim çarpışma sonrası. Şuraya yazayım onu. Yani merkezi çarpışmalar hangi doğrultu boyunca ise o doğrultuda kalır. Merkezi çarpışmalarda bir doğru boyunca gerçekleşir. Yine mi gitti? Ve çarpışma sonrası ya sanırım ekran yine gitti. Tekrar dondu galiba ekran. Evet. Ya ekran gitmiyor ama yazdıklarınız gelmiyor hocam. Yani mouse falan hareket ettirdiğiniz de geliyor. Hani mouse geliyor ama ekran evet, gelmiyor. Yazdıklarınız gelmiyor. Çok ilginç. Wi-Fi galiba. Benim tabletim Wi-Fi ile iletişime giriyor ya. Merkezi çarpışmalarda bir doğru boyunca gerçekleşir. Çarpışma sonrası bu doğrultu değişmez. Başka bir not daha alabiliriz. Merkezi çarpışan cisimler ağırlık merkezlerini doğrultusunda hay Allah. Tekrar durdu galiba. Evet hocam tekrar durdu. Tekrar şey yapayım. Stop share diyeyim.
Tekrar paylaşayım. Ağırlık merkezlerini, doğrultusu boyunca çarpışırlar. Evet, bunu birazcık yukarıya kaydıracağım. Merkezi olmayan çarpışmalardan bahsedeceğim şimdi. Tekrar durdu. Arkadaşlar, beni duyabiliyor musunuz? Sesimiz geliyor, evet hocam. Tamam. Ben tekrar modemi kapatıp tekrar başlatmak istiyorum izninizle. Tabii onun için hocam, bir 5 dakikanızı alacağım. Siz bir yere ayrılmayın. Ama ben çıkacağım, sonra tekrar geleceğim. Şuraya bir cisim çizelim. Bir. Şuraya da başka bir cisim çizelim ama tam olarak şöyle ağırlık merkezlerini buluşturmalı. Bunun bir hızı olsun, V1 olsun. Bunun hızı olmasın şimdilik. Ya da olabilir, sorun değil. Bu çarpışma öncesi arkadaşlar. Merkezi olmayan çarpışmalarda ağırlık merkezlerinin doğrultusu boyunca çarpışma gerçekleşmiyor. Aynen bilardo topları gibi mesela. Bilardo toplarına tam ortadan değil de yandan vurursanız o zaman iki boyutta bir hareket gözlemlersiniz. Çarpışma sonrası bunlar esnekse ayrı ayrı yönlere gidebilirler. Mesela şu V2 şu doğrultuda gidebilir. Şuna M2 diyelim. Bunun adına da V2 üssü diyelim. Diğer cismimiz şu doğrultuda gidebilir. Buna da M1 diyelim. Hızına V1 üssü diyelim. Şuradaki açıya, açıları alfa, beta açıları diyelim. Bu da çarpışma sonrası. Bu çarpışmanın esnek bir çarpışma olduğunu varsayacağım şimdilik. İşlemlerimizi size göstermek istediklerimi anlatabilmek için. Çarpışma merkezi olmayan ve esnek bir çarpışma ise o zaman aynı şekilde momentumu koruyacağız ama bu sefer vektörel koruyacağız. Şu yukarıya doğru çıkacağım. Mesela M1'in momentumunu şöyle ifade edeceğim. P1. M2'nin momentumunu şöyle ifade edeceğim. P2. M1'in çarpıştıktan sonraki momentumu şu yönde olsun. P1 üssü. M2'nin çarpıştıktan sonraki momentumu da şu yönde olsun. P2 üssü olsun. Tekrar aşağı ineceğim. Momentum korumamız bize şunu söyler. Vektörel olarak momentumları toplarsanız çarpışma öncesi. Yine çarpışma sonrası vektörel olarak momentumlarının korunumuna eşit olmalıdır. Burada vektörel işlemi
dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bir de enerji de korunacak. Bu momentum korunumu enerjinin korunumu ise bize şunu söyler. 1 bölü 2 M1 V1'in karesi artı 1 bölü 2 M2 V2'nin karesi eşit olmalıdır. 1 bölü 2 M2 V2 üssünün karesi artı 1 bölü 2 M1 V1 üssünün karesi. Bu da enerji korunumu. Bunları biz biliyorduk zaten de. Esnek çarpışmalar için şöyle özel bir durum oluşturalım. Özel durum. Diyelim ki V2 sıfır olsun. Yani merkezi olmayan esnek çarpışmada V2 eşittir 0 ise diyelim. O zaman enerji korunumuna bakmadan önce bir işaretimiz daha var. İse demeden önce. Ve kütleler birbirine eşit olsun. M1, M2 eşit olsun. İse o zaman birazcık daha altı koyacağım. Bu enerji konumuna bakarsam o zaman enerji konumum şu şekle dönüşür. 1 bölü 2 M çarpı V1'in karesi artı 0 olur. İkinci terim. 1 bölü 2 M çarpı V1 üssünün karesi artı 1 bölü 2 M çarpı V2 üssünün karesi olur. Burada ortak çarpanları ben sadeleştirebilirim. Mesela 1 bölü 2'ler gidiyor. M'ler gidiyor. Geriye ne kalıyor? Bakın çok güzel bir ifade kalıyor. V1'in karesi eşittir. V1 üssünün karesi artı V2 üssünün karesi. Bu bana ne söyler biliyor musunuz? Bu bana şunu söyler. Bu aslında Pisagor teoreminin karşımıza çıkan farklı bir versiyonu. Eğer benim V1 hızım bu yönde ise V1 hızım birinci cisim yukarı yöndeydi değil mi? Evet yukarı yöndeydi. V1 üssü bu yönde ve V2 üssü de bu yönde. Hepsini tek bir noktada başlangıç noktalarını birleştirecek şekilde vektörleri taşıyorum. Buraya da alfa demiştik, buraya da beta demiştik. Ve bu eşitliği gördüğüm zaman şuranın 90 derece olması gerekiyor. Şurayı ben tekrar ifade edeceğim. Şuranın arkadaşlar 90 derece olması gerekiyor. Şurayı vurgulayacağım. Neden? Çünkü Pisagor teoreminin kendisi olmuş. Ha bu ne demektir biliyor musunuz? Bu şu alfa ile beta'nın toplamının da 90 derece olması gerektiğini söyler. Yani ise diyeceğiz alfa galiba gitti. Hocam üzülerek evet gitti. Tekrar paylaşayım. Hocam şu an mikrofonunuz kapalı gözüküyor. Heh, şu an açık, tamam. Evet.
Görmedi. Stop sharing. Share screen diyeyim. Bu Zoom'la ilgili bir şey. Zoom bir problem yapıyor. Olabilir hocam. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok sanırım. Hmm. Bana da mesaj göndermiş. 7 gün sonra lisanslı olmazsanız bilmem ne bir şeyler olacakmış diyor. Ben bunu Berk hocamızla bir paylaşayım bakayım. Ha, ne demiştik? Bu koşullarda alfa artı beta 90 derece oldu. İşte bu ifade vurgulanmaya değer bir ifade arkadaşlar. İşte şu ifade vurgulanmaya değer bir ifade. Tekrar başa dönelim. Şu çarpışmaya. Eğer benim bu çarpışmamda kütleler birbirlerine eşitse, yani M1, M2'ye eşitse ve buradaki V2 sıfırsa, öyleyse bu çarpışma sonrası bu çarpışan cisimler birbirlerine 90 derecelik bir açıyla saçılırlar deriz biz. Saçılma olayı. Yani alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olma. Ama alfa kaç derecedir, beta kaç derecedir onu bilemeyiz. Sadece ikisinin toplamının 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bunu anlatabildim mi arkadaşlar? Ben anlatabildiğimi düşünüyorum. Bundan sonra bizim çözmeyi ertelediğimiz bazı sorularımız vardı. Onları geri dönüp onları çözeceğiz. İki boyutlu çarpışmaları düşünerek. Şuradan çıkacağım. Evet. Şu soru vardı mesela arkadaşlar. Yine paylaşımı durdurdu galiba. Ekranınız gözüküyor ama. Hayır, don paylaşımı evet. Durdurdu. Yani dondu sanırım. Dondu. Yoksa şey mi oldu acaba? Ben tekrar stop share diyeyim. Tamam diyeyim. Share diyelim. Evet. Şu soruyu arkadaşlar. Bugün aynı problem yaşandı mı diğer derslerde? Hocam ilk dersimiz sizinle. Ha, pardon. Evet. evet, bu soru ile başlayalım. Bu da iki boyutlu çarpışmaya benzer. Şimdi soruyu okuyalım dikkatli bir şekilde. Bakalım ne diyormuş bize. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda kütlesi M kadar olan cisim K noktasından kütlesi 4M olan kadar olan eğik düzlem biçimindeki araba üzerine serbest bırakılıyormuş. Aslında şu 4M'yi işaretleyelim. Çünkü şekil üzerinde görünmüyor. M'yi de işaretledik. M kütleli cisim arabanın L noktasına tam esnek çarpışıyormuş. Arabanın yatayda kazandığı hız kaç metre bölü saniyedir demiş. Önce bir şey yapalım. Kaleme geçelim. Bunu bir yakınlaştıralım arkadaşlar. Şimdi bu 5 metrelik yükseklikten serbest bırakıldığını söylemiş. Yani ilk hızım sıfırdır. Peki atışlardan, serbest düşmeden hatırlarsak bu 5 metre sonra ne kadarlık hız kazanır? Onu öğrenmek istiyorum. 5 metreyi kaç saniyede alır? Tahmin edebileceğiniz gibi 1 saniyede alır. Serbest düşmeden hatırlıyoruz. 1 saniye sonra hızı ne olur? 10 metre bölü saniye olur. Peki eğik düzleme çarpışma hızı
Yine gelmedi. Yine durdurdu galiba. Tekrar kapatayım. Tekrar açayım. Acaba arkadaşlar bu güncelleme geldikten sonra bilgisayarı açıp kapatmam mı lazım? Kapatıp açmam mı lazım? Her neyse. Evet. Eğik düzleme çarpışma hızı 10 metre bölü saniyedir dedik. Çarpışma esnek ise çarpıştıktan sonra bu cisim bu yönde M kütleli cisim bu yönde belli bir hızda gidecek ama 10 metre bölü saniye hızla gitmeyecek. Çünkü eğik düzlemde aslında ne olacak? Şu doğrultuda zıt yönde hareket etmeye başlayacak. O sabit değil. Onun hızını kütlesinden giderek oranlayabilirim. Mesela kütlesine bize 4M demiş. Şu 4M'yi şuraya yazalım. Öyleyse momentum konumu bize ne der biliyor musunuz? Aşağı ineyim birazcık. Momentum korunumu, yataydaki momentum korunumu ilk durumda momentumu yoktu. Çünkü serbest düşmeye bırakılan cismin çarpışma hızı düşeydeydi. O zaman yataydaki momentumu ilk durumda sıfır olmalı. O zaman son durumda da öyle olmalı. Öyleyse M kütleli cismimin sol tarafa doğru 4V hızıyla gittiğini söylersem bu 4M kütleli eğik düzlemimin sağ tarafa doğru V hızıyla gittiğini söyleyebilmem lazım. Tekrar yukarı çıkıyorum. Bunun hızına B diyorum. Bunun hızına 4B diyorum. Diğer taraftan çarpışmanın esnek olduğu söylenmiş. Bu durumda enerjinin korunması lazım. Aşağı gidiyorum tekrar. Şurayı şöyle bir ayırayım ben. Enerji korunumu der bize. Çarpışmadan hemen önceki enerji yani 1 bölü 2 M çarpı bu çarpan cismin serbest düşen cismin hızı yani onun karesi eşit olmalı. 1 bölü 2 çarpıştıktan sonraki hızı 4V olarak düşündüm. 4V'nin karesini 16V kare olarak yazalım dedim. Artı 1 bölü 2 4M kütleli eğik düzlemin hızı da V olduğuna göre onun hızının karesini yazdık. İşte enerji korunumu da bize bunu söylüyor. Buradaki ortak çarpanları sadeleştirebilirsiniz kolaylıkla. Burada o zaman sol tarafta 100 gibi bir ifade kalıyor. Sağ tarafta ise 20V kare kalıyor. Buradan da çarpıştıktan sonra eğik düzlemin hızı 100 bölü 20'den 5. 5 hızın karesi ise kök 5 çıkıyor arkadaşlar. Cevabınız bu işte. Bu soruyu anlatabildim mi arkadaşlar? Öyleyse geçiyorum. Gelelim şu soruya arkadaşlar. Melih'in sanırım bir soru soruyor. Hocam. Elbette. Geri döneyim ben soruya.
İyi evet, olur. Göremiyorum ya. Soruyu. Tamam. Ya ekran biraz geç geliyor. Farkındayım ben. Ha. Şimdi şey diyeceğim. O zaman bu yükseklikten kazandığı enerjiyi biz kinetik enerjiden potansiyelin, bir dakika, potansiyel enerjiden kinetik enerjiye dönüştüğünü kabul ettik değil mi? Zaten yani... öyle olmuyor mu Melih? Yani ben serbest bıraktığım bir cisim gelip aha, çarpana kadar bir kinetik enerji kazanmayacak. Evet. Yani bu kazandığı kinetik enerjiyi esnek çarpışma yaparak kaybetmeden sisteme aktaracak. Evet. Yani eğik düzleme de bir kısmını verecek. Kalan kısmıyla kendisi sekecek. Öyle düşünebiliriz. Çünkü eğik düzlemin yatay ve düşey bileşeni yok. Çünkü enerjinin yatay ve düşey bileşeni yok. Çünkü enerjisi skaler bir büyüklük. Bu durumda enerjiyi korumamız lazım. Yatayda, düşeyde fark etmez. Ama burada momentumu yalnız x doğrultusunda koruyoruz. Düşey doğrultuda ki momentumu koruyamıyoruz. Çünkü peki, yerle sorun... arasında bir iletişim var. Peki bir sorum daha olacak. 10 metre bölü saniye hızla geliyor da tamam 4V hız ve V hızla ilk düzlemi itiyor. 4V hızla kendini itiyor da bu kalan evet, hız nereye evet, gidiyor? Hangi hız? 2 metre bölü saniyelik hızı var. Yani tüm hızını biz, o şekilde biz... aktarabiliyor mu enerjiye? Yani tüm hızını değil Melih, hızını değil, enerjisini aktarıyor. Enerjisini bir kısmını kendisine kalacak şekilde bir kısmını da eğik düzleme veriyor. Ama hızı aktarmıyor. Hızı işte bu işlemler sonucunda kök 5 buluyoruz. Biz hızı koruyamayız. Yani hız aynı kalır ya da hızın bir bölümü ona gider, diğer bir bölümü ona gider diyemeyiz. Burada momentumu koruyacağız. Momentumu vektörel olarak koruyacağız. Hmm. Şimdi ilk durumda yatayda bir momentum görüyor musun? Hayır. Yani çarpışmadan yok, önce. Hayır. Düşeyde momentum var. Düşeyde. Son durumda da yatayda momentumun sıfır olması lazım. Çarpıştıktan sonra da sıfır olmalı. Ha, o zaman çarpıştıktan sonra sen mevkütleri cismin 10 metre bölü saniye ile sektiğini söyleyemezsin. Çünkü söylersen eğik düzlemi durgun kabul etmiş olacaksın. Anlatabiliyor yani, muyum? Evet. Bunu söylersen momentumu yatayda da korumamış olacaksın. Ha, eğik düzlem hareketli, yani onun altında tekerlekler var. Sabit değil. Demek ki o eğik düzleme çarpınca eğik düzlemde geriye doğru gitme eğilimi gösterecektir. Tamam. Anlatabildim mi? Anladım. Şimdi şunu tabii düşünüyorum. O zaman V hızı belirleyip M kütleyle momentumu hesapladık ya. O zaman düşeyde bir momentum hesaplamak isteseydik onu yatayla mı korumamız gerekiyordu? Ya da düşeydekini hiç kabul etmedik mi? Momentum için, momentum korunumu için düşey momentumun korunumunu düşünmedik. Neden Melih? Çünkü düşeydeki momentum korunmuyor. Dikkat edersen düşeydeki momentumu kayboluyor değil mi? Evet. Peki niye kayboluyor? Çünkü yerle arasında bir iletişim var. Yani yerle arasında bir etki tepki kuvveti var. Yani sisteme dışarıdan bir kuvvet etki ediyor. Yani onun korunmasını bekleyemez. Anlatabiliyor muyum? Aha. Ha, bu arada bu eğik düzlemin 45 derecelik açı ile olduğunu herhalde net bir şekilde göstermemiş burada. Göstermiş, oraya yazmış da ne işe yarıyor? İşte o 45 derece çarpıştıktan sonra momentumun yatayda korunduğunu söyler. Hocam evet, bu arada izninizle ufak bir hatırlatma yapabilir miyim? Tabii. Ders süremiz doldu hocam, hatta 10 dakikada geçti. Ya doldu da arkadaşlar, bir 5 dakika daha izin ver. Ben hemen haber veriyorum sadece. Kapatalım. Hocam. Ben bilgisayarımı tamamını kapatacağım. Modemimi kapatacağım. Sonra tekrar başlatacağım. Saat başında buluşuruz. Ya tamam, bugün hocam için özür diliyorum sizden. Estağfurullah hocam. Ya Zoom sürtünmesiz yatay düzlemle kuzeye doğru 2V hızıyla hareket etmekte olan X cismi, galiba burada bir yanlışlık yapmış. Y cismi demek istemiş. Ve doğuya doğru 4V hızıyla hareket etmekte olan Y cismi o noktasını çarpışıp kenetleniyormuş.
X ve Y'nin yerleri değişecek. Yani şuna Y cismi diyeceğiz arkadaşlar. Kalemim yazmıyormuş bu arada. İyi. Bağlantıya tıklamam lazım. Evet. Y cismi. Bu da X olmalı. O noktasında çarpışıp kenetleri yollarmış. Yine mi gitti? Şey evet. Gitti sanırım hocam. Tamam. Çarpışıp kenetleniyorlarmış diye söylemiş. X'in kütlesi mx, y'nin kütlesi my olduğuna göre mx bölü my oranı kaçtır diye sormuş bize. Biz tekrar burada momentum konumu kullanacağız. Bu esnek olmayan bir çarpışma. Bunu ifade edelim. Bu esnek olmayan çarpışmada momentumu vektörel olarak kurmamız gerekiyor. Aşağıya boşluk bir alan yaratacağım. X'in momentumu şu yönde. Px eşittir mx çarpı 4v diyelim. Tekrar ekranım ile bağlantısı koptu. Sonra da y'nin momentumu yukarı yönde çarpışma öncesi. Ona da my çarpı 2v diyeceğiz. Bu ikisinin çarpıştıktan sonra momentumu bu ikisinin bileşkesi yönünde gitmeli. Şu yönde yani. Onun da momentumu h son diyelim. Kenetlendikleri için mx artı my toplam kütle yazacağım. Çarpı 2V diyeceğim. Çünkü bize ortak hızının 2V olduğunu söylemiş zaten. Bunlar zaten birbirine dik oldukları için aslına bakarsanız enerji konumundan mı yapsak diyorum. Yok. Enerji konumundan yapamayız. Momentum konumunu buradaki alfa açısı, şuradaki alfa açısına girmeden yaparsak eğer, yani Pisagor teoreminden yaparsak eğer, o zaman mx 4v'nin karesi artı my 2v'nin karesi eşit olmalı. Mx artı my çarpı 2v'nin karesi şeklinde yazarsak bu işi çözebiliriz. Diğer türlü bulamayız arkadaşlar. Çünkü alfanın değerini bilmiyoruz. Ama ortak çarpanları bir sadeleştirelim önce isterseniz. Şu v'ler gitsin. Şu 2'ler ve buradaki 4'ün ikisi gitsin. Öyleyse parantez dışına yani karenin dışına 4 mx kare
olarak çıkacak. Burası da MY kare olarak çıkacak. Burası da MX artı MY'nin karesi olarak çıkacak. Ki ben onu açık bir şekilde yazayım. MX'in karesi artı MY'nin karesi artı 2MX, MY şeklinde yazayım. Ki sadeleştirebileyim onları da. Mesela şunlar da sadeleşecek. Şunlar da sadeleşecek. Burada 3 kalacak. O zaman 3 MX'in karesi, o da eşittir 2 MX, MY kalacak. Burada tekrar bir sadeleştirmeye gideceğim. Ve sonuç olarak MX bölü MY oranı 2 bölü 3 olacak. İşte bizim cevabımız bu arkadaşlar. Bu soruyla ilgili bir sorusu olan var mıdır acaba? Şöyle bir sorunun tümünü görecek şekilde önünüze getireyim. Peki, o zaman bir tane sorumuz kalmış. Onu da yapalım. On altıncı sorumuz. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki cisimlerden X cismi durmakta olan Y cismine merkezi ve tam esnek çarpışıyormuş. Şunun altını çizelim o zaman. Pardon. Çok büyük oldu. Şekil 1'deki gibi çarpıyor. Çarpışma sonrası cisimlerin görünümü şekil 2'deki gibi oluyor. Şuraya bir yakından bakalım arkadaşlar. Bizim X cismimizin hızı V. Y cismimizin durgun olduğunu görüyorsunuz çarpışmadan, çarpışma öncesi. Çarpışma sonrası X cisminin hızı 0, Y cisminin hızı ne? Yani burada X cisminin hızı Y'ye aktarılmış. Bununla ilgili özel bir durum hatırlıyor musunuz? Bu tip bir çarpışma türü ancak kütleler birbirine eşitse olabilir. Yani kütleler birbirine eşitse tam esnek çarpışmada cisimlerin hızları birbirine ne yapar? Aktarılır. Kütleler eşit ise, o zaman sorunun devamını okuyalım. X, Y'ye merkezi olmayan, X, Y'ye merkezi olmayan çarpışma yapsaydı, çarpışma sonrası hareket yönleri aşağıdakilerden hangisi olabilirdi diyor. Evet, bu bizim merkezi olmayan çarpışmada özel bir durumumuzu hatırlatıyor. Esnek çarpışmada. Merkezi olmayan esnek çarpışmadaki özel durum. Eğer bunlardan, yani çarpışma öncesi böyleyse ama merkezi değilse, olmayan çarpışma yapsaydı, bunların aralarındaki çarpışma sonrası aralarındaki açının mutlaka 90 derece olması gerekiyor. Tek arayacağımız kriter bu. O zaman bu seçenekleri tek tek incelememiz gerekecek. Bu seçenekleri incelerken arkadaşlar, deneyinde X ile Y'nin arasındaki açı alfa, alfa, 2 alfa. Ama buradaki alfanın değeri 30 derece gibi görünüyor. Bu olamaz. İkinci seçeneğime bakıyorum. X ile Y'nin arasındaki açı 3 alfa gibi görünüyor. Buradaki alfayı 30 derece olarak
hesaplayabilirsiniz. O zaman bu 90 derece. Bu olur. Ama diğerleri bu da 90 derece aslında ama burada momentum korunuyor arkadaşlar. Bu da olmaz. Yani Ceyhan seçeneği de olmaz. Çünkü bu sefer düşeyde bir momentum kazanmış oluyorsunuz. Diğerleri zaten olmaz arkadaşlar. Yani cevabınız bol olacak. Burada bir sorusu olan var mı? Peki. Galiba ekran paylaşımı tekrar gitti. Peki arkadaşlar, isterseniz artık gitme momentumu burada bitiriyoruz. Bu arada kaydı alan kim arkadaşlar? Yiğit hocam kaydı alıyor. Özel, beni duyuyor musun? Bana ses verir misin? Özel Yiğit. Buradayım hocam. Tamam. Bu kaydı durdur. Gitme momentumun bitişi olarak.